sosyal medyadan peşi sıra e, mesajlar paylaşıyor. Hızlı şekilde ekranlara getirelim. Bir yandan da aktarmaya çalışayım efendim. Türkiye'miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazdik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okunmaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli devamında şöyle diyor: "Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri bu vesileyle Toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir. Devamla Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vakayı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır. Şu hususu herkes bilmelidir. Türkiye'nin terörle mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla ve kahramanca icra ettiği bir dönemde milli güvenliğimizi müdafaa, milli bekamızı muhafaza eden kurum ve kuruluşların iğrenç polemiklerin içine çekilmesi alçak bir komplodur. Ve son olarak Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması için İnsanüstü bir çaba sarf eden devlet ve siyaset adamlarımızı tıpkı terör örgütlerinin ağzıyla hedef tahtasına koyanlar tarih huzurunda büyük bir vebalin altındadır. Hiç kimse terbiyesizlik yapmasın. Herkes sınırını ve yerini bilsin. Derken bir tweet daha geldi. Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteğini yürüten Sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse, hepsini birden şiddete kınadığımızı, kınıyacağımızı tartışmasızdır. Tekrar edelim bu cümleyi. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse, hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınıyacağımız tartışmasızdır. Bir tweet daha geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli diyor ki, İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soyludur. Belki de en çok dikkat çeken tweet. Tekrar edelim. İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu'dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler, ateşle oynayan provokatörlerdir. Ümit Özdağ atıfla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kullandığı ifadeler. Türk milleti soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir. Biz herkesin ederini de giderini de ciğerinde de iyi biliriz diye devam ediyor MHP lideri. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle, Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz. Ümit Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen tepkiler Zafer Partisi liderine dönük ifadeler bu şekilde. Belki de en çok dikkat çeken... Tweetlerden biri İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu'dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar ateşle oynayan provokatörlerdir. Gelen tweetler böyle efendim. Bu arada eş zamanlı olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Çataklı'dan da açıklamalar geliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar geliyor. Sayın Çataklı'dan açıklamalar geliyor. Sayın İçişleri Bakanı'ndan henüz bir paylaşım yok, henüz bir açıklama yok, henüz bir yorum yok. Suskunluğunu sürdürüyor İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı. Bakın neler söyledi. Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanyayla karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı pek çok dijital altyapının veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine Hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı ve kitabı olmayan sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor. Bunlar gerçek değil diyor. İslam coğrafyasından gelen turizme hedef alıyorlar. Buna boyun eğmeyeceğiz diyor. İçişleri Bakan Yardımcısının ifadeleri bunlar. Getirilen eleştirileri, itirazları tüm bunları biliyoruz. Sessiz istila Kısa filmine dair paylaşımlara da değinmiş Sayın Çataklı. Diyor ki sessiz istila paylaşımları bot hesaplardan yapıldı. Bot hesaplardan yapılan bir paylaşım silsilesi diyor. Bot hesapların %31'i FETÖ, %12'si PKK yanlısı diyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu yönde çalışmalar yaptığını ifade ediyor. Devamla efendim İçişleri Bakan Yardımcısı İslam coğrafyasından gelen turizm hedef alınıyor diyor. İçişleri Bakan Yardımcısı'nın ifadeleri bu. Arkadaşlarımız dinlediler, dinlemeye devam ediyorlar. Bakalım başka e, bilgi gelecek mi, başka bir ifade gelecek mi? Merakla bekliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun henüz bir açıklaması yok ama o açıklamalar gelmezken hem MHP Lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi hem İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan birer açıklama geldi. Bir pis bir kumpas diyor, bayağı bir tezgah, küstah bir te tertip. Şimdi bayağı tezgah. Tertiplenen oyun, İçişleri Bakanı'nın ismi Süleyman Soylu'dur vurguları MHP liderinden, e, İsmail Çataklı'dan, İçişleri Bakan yardımcısına ise ortaya konan mülteci, sığınmacı sayıları gerçek değildir vurguları bir kez daha kayda geçti. Konuşacağız, yeni sıcak açıklama veya herhangi bir yanıt gelirse, bir tenis maçı gibi oradan oraya farklı açıklamaları takip ediyoruz haberciler olarak, ekranlara gelirse, teyit edebilirsek, özel bir bilgi veya açıklama alırsak, Dakikalar içinde ekranlara getireceğiz. Dönelim son dakikalardan şimdi stüdyoya. Efendim bir tarafta Ahmet Davutoğlu, diğer yanda Ali Babacan'ı görüyorsunuz. A A Ali Babacan Deva Partisi lideri ve gelecek partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Birazdan son açıklamalara gideceğiz. Özel, özellikle bu konuya dair e, bilgileri aktaracağız çünkü altılı masada, altılı masa öncesi yapılacak açıklamalara dikkatle takip ediyoruz. E, zira hem Ali Babacan'ın açıklaması Deva partisini tek başına seçime sokacağız, kendi adıyla, şanıyla, logosuyla girecek. Buna ilişkin de ilk yorumun kayda geçtiği belirtiliyor. İsmail Saymaz'a konuştu. Ahmet Davutoğlu gelecek Partisi lideri. birazdan ekranlara getireceğiz. Öncesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da ilk açıklama var. Şimdi gündem bu kadar karmaşık. Gündemde saat 11 randevusu, düello var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sıcak açıklaması geliyor. İçişleri Bakan Yardımcısı konuşuyor. O dakikalarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bakın ne vardı. Yatarken manda yoğurdu. İki, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. Üç tane veya beş tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi. atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüğü karıştırarak yer yatarım. Biliyorsunuz Tokat'ta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş. Ve manda kaymağı, manda sütü. Bunlar Çatalca'da bayağı ileriymiş adeta marka. Ve temennimiz odur ki yani lider bir şey söylediği zaman arkadan bu işin takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü, kuvveti toplar. Bu açıklamaların ardından az önce az sonrasını verdiğimiz açıklamalara dönelim. Bakalım Sayın Davutoğlu'ndan yorumlar nasıl gelmiş İsmail Saymaz'a? Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. Seçimlere kendi logosuyla girme kararı alan Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı eleştirdi. Her parti tabii kendi kararını alacak ama hiçbir opsiyona kapıları kapatmıyoruz. Altılı işbirliği ile ilgili şüphe uyandırmamak ve güveni zedelememek lazım. Eğer zedelersek kendi partimiz için doğru olan, Türkiye için doğru olmamış olabilir. Hatta zamanla kendi partimiz için de doğru olmamış olabilir. Burada ortak çıkarımız kutuplaştırıcı iklimi değiştirmekse, altılı masada şüphe uyandıracak işlerden kaçınmak lazım. Mutabık kaldığımız hususlarda farklı kanaatler serdetmeyiz. Gültekin Uysal'a masada söyledim. Bu açıklamasından kimler memnun oldu, kimler üzüldü. Davutoğlu, ön yargı olmaksızın, opsiyonları azaltmaksızın, tekil çıkarlar içinde düşünmeksizin planlama yapılması lazım ifadelerini kullandı. Saymaz Davutoğlu'na gelecek Deva ve Saadet Partileri'nin ayrı bir ittifak olarak seçime girme ihtimalini de sordu. Davutoğlu bu üç partinin AKP'ye oy verenlere güven verecek ortak tutum içine gelmesi çok faydalı olur dedi. Geçen yıl partiler arasında geçen bir diyaloğu anlattı. Geçen sene Temmuz ayında Temel Karamoğluoğlu ve Ali Babacan'a şu teklifte bulundum. Erdoğan muhafazakarları 28 Şubat'la tehdit ediyor. Gelin üçümüz açıklama yapalım. 28 Şubat senaryolarını kim getirmek isterse istesin mücadele edeceğimizi, ama 28 Şubat tehdidiyle yolsuzluklarını meşruiyet kazandırmak isteyen iktidara karşı da ortak mücadele edeceğimizi beyan edelim dedim. Maalesef mutabakat sağlanamadı. Sağlansa ileri ve doğru bir adım olurdu. Bunu o zaman Kılıçdaroğlu ve Akşener'e de açtım. Doğru olur, altılı işbirliğimizi bozmaz dediler. Peki bu üç partinin isminin yan yana anılmasında gelen eleştirilerin etkisi oldu mu? Davutoğlu bu soruya da yanıt verdi. Dikkat edin, altılı masaya saldırı iki cihetten geliyor. Bağnaz iktidar yanları bize diyor ki CHP'nin listesinde olmayı nasıl içinize sindireceksiniz? Böyle bir şey olmamasına rağmen. Öbür taraf Kılıçdaroğlu'na diyor ki geçmişte AK Parti'de görev yapan Davutoğlu ve Babacan'la nasıl bir araya geliyorsun? Altılı masayı anlamlı kılan iki itiraz. Buna karşı Türkiye'nin makul ve sağduyulu insanları altılı masaya gereken önemi vermek ve onu korumak zorunda. Öncelikle genel başkanların benim birinci önceliğim masanın uzlaşmacı ve siyasi diyaloğa dayalı iklimini korumak. İklimi bozacak her açıklamadan kaçınmak lazım. Davutoğlu röportajda Millet İttifakı önemli işler yaptı ama seçimden sonra devam etmedi. Yapılanların gözden geçirilmesi lazım ifadesini de kullandı. Sıcak açıklamalar birbirini takip etmeye devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor. Ne hakkında konuşuyor? Özellikle de bu fotoğraf hakkında. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları, İçişleri Bakanı.